Orşayla en son <laughs> Başardık. Sizi müthiş ruh hastaları başardık. Burdurland'ın yorulmak bilmez savaşçıları başardık. 4 Nisan 2022 tarihinde Our Place kapatıldı ve ortaya... Mito mu geldi? Mito izlese gözü kanar lan onun. Ve çıkan tablo şuydu. Bir şey dikkatinizi çekti mi? En ortada ve en tepede. Atatürk portresinin hemen yanında. Burdurland bayrağına Our en tepesine Sonsuza kadar kazıdık. Ve ben 1 Nisan'dan Our Place zaferine kadar yaşadığımız her şeyin kaydını tuttum. İşte oh! bu Our Place'in hikayesi. Pekala şimdi biraz geri alalım. 31 Mart 2022 tarihinde Gün Birlik Günüdür adlı bir video paylaştım. Videoda 2017'de yapılan Our Place etkinliğinin 2022 1 Nisan'da tekrar yapılacağından bahsettim. Ve bir çağrıda bulundum. Dedim ki Allah aşkına bu etkinliğin diğerini 5 sene sonra yapsınlar. Hani öyle çok etkileşim aldı diye bir sene sonra falan koymasınlar ne olur. 5 sene bir bekleyelim ya. internetin ortak bir şekilde hazırlayacağı bu devasa sanat eserinde ufak bir imza bırakalım. İşlerin burada raddeye varacağını tahmin etmemiştim. Çağrımı Aa, kimse duyar ciddi. duymaz Discord ekibimiz hemen hazırlıklara başladı. Saldırı, savunma. Değil mi? Bir, bir beklemesi lazım onun arkadaşlar. O ve logo tamir için üç ayrı oda oluşturdular. Oho! Hayır. bu üç odanın birbiriyle iletişim kurması için bir karargah oluşturdular. Hazırlıklarımızı yaptık ve beklemeye başladık. 1 Nisan 2022 tarihi saat 16.00'da Our Place açıldı. Ancak açılabileceği en talihsiz saati seçmişti. Çünkü benim tam saat 4'te hastane randevum vardı. Ancak ben orada olmamama rağmen ekiplerimiz Our Place çıkartmasına başladılar. Yaşadığımız diğer bir talihsizlik bir iletişim sorunuydu. Çünkü ben videomda evet sağ üst köşe demiştim ama sağ üst bölgeden herhangi bir yeri kastediyordum. En sağ ve en üst köşe'yi kastetmiyordum. <laughs> Çünkü amacımız fazla göze batmadan kendimize bir yer kapmaktı ve en sağ en üst köşe kesinlikle göze batıyordu. Ancak buna rağmen çıkartmamız sağ üst köşede başarılı oldu. Sadece sağ üst bölgeyi almadık. Sağ üstten yıl. devasa bir bölgeyi aldık. Bu arada bir şey söyleyeceğim. 5 yıl tadında. Yani 10 yıl çok. Ben yine böyle bir şeyin içinde olmak isterim. Eğlenceli olur Ben olmasam bile yani belki 5 yıl sonra yaşamayacağım yani ne bileyim. Ama 5 yılda bir olması bence daha Epik bir an yani hani. Arada bayağı bir zaman olması lazım. 5 yıldan dile kolay. Ben 39 yaşında olacağım amına koyayım 5 yıl sonra. Değil mi Atom? Ya sen 25 yaşında olacaksın mesela 26-27 bilmiyorum. Ama ben 40 yaşında olacağım yani. Ve sadece devasa bir bölgeyi almadık. <laughs> devasa bir bölgeyi 4 gün boyunca koruduk. İnternette yorumları okurken şöyle bir şeye rastladım hatta. Neden bu senenin R bu kadar fazla Türk var? Eee... Bir, bir, hiçbir fikrim yok. Bir köşeyi koruyabilmenin ne kadar ruh hastası bir şey olduğunu biliyor musunuz? <laughs> Aa, biliyoruz. Biliyoruz. Bir diğer endişem de her zaman şuydu. 2017'deki r gördüğüm kadarıyla çizdiğin şey her neyse onu siyah zemin üzerine çizmemen gerekiyor. Çünkü siyah bir zeminin ortasında bulunan herhangi bir logo her zaman Void'in açık hedefidir. Void siyah zeminin ortasındaki logoyu yok eder ve sonra zeminin tamamını da hak iddia eder. Bu yüzden Void'in açık hedefiydi. Ama Void ilk denemelerinden... Kikasa mı benziyor? Yaklan. Sonra logoya hiçbir şey yapamadığını fark ettikten sonra bir daha bize bulaşmadı. Ardından sonunda eve dönebildim ve mücadeleye kaldığımız yerden devam ettik. Yapılması gereken bazı şeyler vardı. Birinci olarak çok hızlı büyüyorduk ve büyümeye devam ediyorduk. Bunun belli bir yerde kesilmesi ve sınırlarımızı belli etmemiz lazımdı. Bu konuda ilk münakaşa yaşadığımız taraf Hollanda'ydı. Hollanda haritanın en üst bölgesinde yatay bir şeride tamamen hükmetmeyi planlıyordu. Ama Burdurland yolunu kesiyordu. Uzun bir süre boyunca birbirimizle mücadele ettik. Ardından Burdurland elçileri ve Netherland elçileri ortak bir kararla sınır çizgisini 933'e çekti. Ta ki edilenler gelene kadar diyordum şimdi. <laughs> yok yok hiç sıkıntı yok. Tertemizdi. karar verdiler. Ancak 933 sınırı benim pek hoşuma gitmedi. Çünkü hem bayrak asimetrik duruyordu. Hem koruması çok zor ve çok büyük bir yer işgal ediyorduk. Hem de başka artworkleri de işgal etmeye başlamıştık. Bunlardan en belirgini fansendi. Haritaya ufak bir surat çizmeye çalışıyorlardı. Hatta Hikayelerde yanımızdaki garip adam suratı diye bahsettiğim şey buydu. Ama sınırları bizimkile çakışıyordu. İhtiyacımız olmayan topraklarda Fansene verebilirdik. Ancak biz Discord'da karargahtayken aramızda olmayan ve bizim sınırları geri çekmeye çalıştığımızı bilmeyenler Fansen'in artwork'ünü bir işgal olarak nitelendirdiler Benim ve intikam almak istediler. Fansen'in kendini yeniden inşa Eyvallah, etmek için şey onca denemesine yani. rağmen Artwork'ünü tamamen siyah boyadılar. Ardından başka bir topluluk altımızda ufak bir kalp sembolü yapmaya çalıştı ama kalbin ufak bir kısmı sınırlarımıza değiyordu. Kalp tamamen yok. Ooo Fulya Tayf hoş geldiniz. Kedirli. Ve ben Void'den bu kadar endişe duyarken... Yeni gelenlere tekrar söylüyorum. Bugün derdim e, playsi Place'i açıp olanları izlemek, konuşmak falan değil. Vallahi değil. Dedim hani e, diğer yayında açarız, bakarız, güzel anlar ama o kadar çok konuşuldu ki artık bu beni sıktı. Sizi de sıkmıştır. O yüzden şöyle bir temeline bakıyorum. Yani hani yeni yapılmış neler var neler yok. Onlara bakıp hemen diğer videolara geçeceğim. Fark etmemişim ki meğersem Void bizmişiz. Buna kesinlikle dur dememiz gerekiyordu. Netherlandlilerle bizzat gidip bir anlaşma yaptım. Sınırımızı 910'a çekiyoruz. Hello, does anyone speak English? yes, Hey, how can I sen de böyle kayıtlar aldın mı lan? Yeah. Hello, I'm coming from the one on your right Borderlands. Abi sıktı. Oğlum bak kendim söylüyorum. Benim söylediğim şeyin üzerine bir fikir beyan etme amına koyayım. <laughs> Söylüyor mu zaten ne olduğunu. Ben Benle taşak geçtik girdiğimde olur öyle. It's an honor to have the leader of your uh, community. Uh... Thanks a lot. It's an honor to be here likewise. <gülüyor> <gülüyor> We're planning on a change Abi, of border. Abi kediyi Kediymiş ya. Of. Geri kalan bölgeyle istediğinizi yapabilirsiniz. Böylece hem istediğimiz sınırlara sonunda ulaşabilecektik. Hem de istemediğimiz topraklarla artık biz değil başka biri ilgilenmek zorunda olacaktı. Ardından Our Place etkinliğinde Türklerin gücünü ve yaptırım yeteneğini kat be kat arttıran o an yaşandı. Ed Ryan yayınında videomu izledi. Ve 130 bin kişiyle beraber... E, bu arada bu etkinliğe girmemize vesile olan da Porçay'dır yani. Hani onun yüzüne de söyledim Discord'da. Benim dedim alakam yok böyle şeylerle. Chat dedim bana izle dedi. Ondan sonra ben de ne izleyeyim oğlum Porçay'ın ne videosu varmış derken. Play'si açtırttılar bana izledim. Biz de öyle dahil olduk yani. Hani buna vesile olanlardan biri Porçay'dır. Hatta tek kişi odur yani. Haberim bile yoktu benim. Aynen öyle. Ve yine XQC anlamında da şunu söyleyeceğim. Bir takım öyle yorumlar görüyorum. XQC bu etkinliği bana sorarsanız ne kadar kızanlarınız da olsa eğlenceli hale getiren adamdır. Nitekim etkinlik bittiğinde kalp atmaya gittiğinizde adamın cevaplarını umarım dinlemişsinizdir. Yani XQC bizim yaşadığımız bütün anlara öyle ya da böyle vesile olan adam. O mevzuyu çıkartmak işte don't yazmak yani adam bize bir nevi rol pasladı baktığınız zaman. O açıdan da güzeldi. Yani böyle başta falan oldu millet ama ondan sonra kalpler atıldığında onun çeti de size kalp attığında benim Türklerle hiç problemim yok. Çok da seviyorum hani hatta bir galiba yanlış anlaşıldıysam özür dilerim tarzı bir şey de söyledi o. Evet. Burdurland sembolünün hemen yanına devasa bir Atatürk portresi çizdiler. Bize hiç müdahale etmediler. Hatta karşılıklı olarak birbirimizi korumak konusunda anlaştık. Ve en son Atatürk portresinin etrafında kırmızı siyah noktalarla bir sınır çizerek bir nevi ittifakımızı belli ettik. İlk yapılan Our etkinliğinde en önemli, en tehlikeli ve en yıkıcı güçlerden biri gökkuşağı yoluydu. Haritayı sağ alttan sol üste kadar tamamen işgal eden devasa bir gökkuşağı. Bu sefer de gökkuşağı kendini tekrardan oluşturmaya başladı. Bu sefer sol alttan sağ üste kadar ilerlemeye karar verdi. Ancak inanılmaz şanslıymışız ki şöyle bir olay yaşandı. Ukrayna Savaşı. Şaka. Our place in... Abi bizim açımıza iyi geri alabiliyoruz ama küçük komiteleri sanat eserini yıkıp ben o konuda en fikirim. Bizim zaten amacımız o küçük artlara saldırılmamasıydı. O konuda iyi valla ama o şunu anlat adam doğru bir şey yaptı demiyorum. O kendi içeriğini, kendi eğlencesini o şekilde belirledi. Ama bunu yapması bize ters geldiği için bize de dolaylı yoldan eğlence çıkardı diyorum. Bizim de o savaş işgüdümüz, savaştan kastıma eğlencemizi hype'layan onun hareketleriydi baktığınızda. Herkes barışçıl takılsaydı bir noktada bu kadar eğlenmezdik belki de. Onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa abi XQC bebeğim ya adam ne ifade demiyorum. Ama o, o açıdan da ki, hakkını yememek lazım. Bizim birinci gününde en çok dikkat çeken şeylerden biri Ukrayna bayrağıydı. Haritanın ortasında bir baştan bir başa kadar uzanan devasa bir Ukrayna bayrağı. Ve gökkuşağı bize ulaşmak için Aa, Ukrayna'dan gün, geçmek zorunda. XQC küfür etmedi ya. XQC küfür etmedi. Onları oğlum siz o fuckları biraz farklı algılıyorsunuz gibime geliyor. Ama izin vermediler. Böylece gökkuşağı Ukrayna sınırından sekmek zorunda siz kaldı. Ve bize hiçbir hiç? zaman yaklaşamadı bile. Her şey Skip çok güzel gidiyordu. He. Ancak bir sorunumuz so. vardı. Ar Burdurland yazısını siyah zemin üzerine kırmızı zemin üzerine siyahla yazmıştık. Hem estetik gözükmüyordu. Hem de koruması çok zordu. Zemini tamamen siyahla yazıp, yazıp Kahretsin dedi. Ve <laughs> kırmızıyla tekrar yazmamız gerekiyordu. Ve bu <laughs> konuda da yine en büyük düşmanımız kendimizdi. Çünkü her zemini siyaha boyama denememizde bizle iletişim halinde olmayanlar bunu bir saldırı sanıyordu ve zemini tekrar kırmızıya Lanet boyuyorlardı. Olsun da. Hatta Eldrain de bir ara bu girişimimizi saldırı sandı ve Vurdurland'da saldırıyorlar kırmızıya boyayın çabuk dedi. Neyse. <laughs> Doğru. Ulan o çok kötü. Adamlar uğraştı biz bozduk ya. Yani. E eninde sonunda siyah zemini oluşturmayı başardık. Üstüne kırmızıya. Yazıyı yazmak daha büyük bir challenge'dı. Çünkü diğer Reddit sayfaları bizimle uğraşmaya başladılar ve biz Arbordurlan'dı yazmaya çalışırken ellerindeki en güzel espriyi yaptılar. Logonun altına devasa bir şekilde bulgur yazdılar. <laughs> güzel yücepey o yazıyan oldu. Yazıyı da düzelttiniz mi? E, efendim. Burdur yazısını Burdur yazısını bulgura çevirmişler. <laughs> Adını sayacaklarım harici herkes odadan çıksın. Bade, Befega, Kayrenia, Nebuchet Technical Support. <laughs> Bir de RP var işin içinde ha. Das war ein Befehl. <laughs> Ancak birinci günün şafağına doğru yazıyı sonunda tamir etmeyi başardık. Ve birinci günü bu şekilde kapattık. İkinci gün diğer Türk Reddit sayfaları ya. bizle uğraşmayı bıraktılar. <laughs> ve başka işlere yöneldiler. Tam bir tık rahatladık derken gecenin geldi. köründe deprem etkisiyle uyandık. Ki bu bize Our sahip olduğumuz en büyük dezavantajı gösterdi. Saat farkı. Biz uyurken uyananlar evet, vardı. Orada olmadığımızı biliyorlardı. Ve Atatürk portresi ve ikinci Türk bayrağı Hollanda tarafından... Arkadaşlar Yüpe bana profesyonel olduğum vuruşları yollamaya başladı. <laughs> Kendimi rezil etme konusunda çok başarılıyım. <laughs> Elren yanlış yapmışsın oğlum. Kafanı bütün ekrana koyman lazım. Yani bu doğru bir açı değil. Böyle kafanın burada olması lazım ki insanlar tahmin etsin amına koyayım ne yaptığını. Lan oğlum nerede bunlar? Çıldıracağım. Ya lan buraya şu ola şey ne <laughs> Ya otomatik. <laughs> <Yine> bahane la o değil. İzlemeyeceğim lan bunları sikerim bu ne kadar pislik bir herif ya. Adeta bir Blitzkrieg saldırısıyla yok edildi. Koruyamadık. Koruyamazdık. Ne kadar hızlı ve ne kadar kalabalık geldiklerini görmeniz lazımdı. Aynı zamanda Hollanda tek başına değildi. Haritada her <laughs> ülkenin bayrağı bir tane iken Türk bayrağından iki tane olmasını uygun bulmayan dünyanın her yerinden farklı farklı insanlar bir araya geldiler. Bir şey söyleyeceğim Hollanda o neden bu kadar var? açık oldu? <laughs> Hollanda kadar bir yer değil mi ya? Hollanda işi şey yapmadı. <laughs> Aynen Hollanda tek başına yapmadı. Diğer bütün ülkeler Türkiye'nin evet. iki tane bayrağının olmasını istemedikleri için direkt ikinci bayrağa odaklandılar. Hatta aynı şekilde iki bayrağı da yok edildi etmeye çalıştılar aynı anda. Zaten, evet. yapalım o zaman. Zaten da, bir da, şey R2. diyeceğim. Zaten bir şey diyeceğim. Çok güçlü ya. Bir şey diyeceğim. Ve biz suçlandık. Kendi logonuzu koruyacağınıza Türk bayrağını, Atatürk portresini korusaydınız ya. İlk olarak. Oo, Orada da ayrı, ayrı dramalar var ha da zaten bir Türk bayrağı vardı ve biz onu da koruyorduk. İkinci olarak kimsenin elinde script yoktu. Bu yüzden portreden herhangi bir şey bozulduktan sonra kimse hangi renkte pikseli nereye koyarak onu tekrar düzeltebileceğini bilmiyordu. Evet. Elimizde script olmamasından ötürü zaten Atatürk portresinin son hali herkesin gece rüyasında gördüğü adama daha çok benziyordu. Hatırlıyorum ya ilkokulda bir tane çocuk Atatürk'ü o kadar kötü çizmişti ki bize Atatürk çizmeyi yasaklamışlardı. Aynı ona benzer bir durum. Ve üçüncü olarak biz her ne kadar milliyetçi duygularla yaklaşsak da bu bir Reddit etkinliği. Haritanın bir yerinde Türk bayrağı olacaksa o bayrağın yerini nasıl inşa edileceğini ve nasıl korunacağını öncelikli olarak Art Turkey belirler. Biz yine de elimizden geleni yaptık ama bu şartlar altında yapabileceğimiz fazla bir şey yoktu. İkinci gün yaşadığımız başka bir zaten bizim koruduğumuz Türk biz etkinliğe katıldığımızda sol altta o Türk bayrağı duruyordu. Onu birileri yapmıştı zaten. Biz gidip bir yere başka yere Türk bayrağı yapmadık değil mi? Biz orayı koruduk. Biz zaten orada durduk. Sorun da şuydu. Gamestop.com Gamestop olayı konusunda kendiniz araştırma yaparsanız ben şu an anlatmayayım. Ama özetle internetten bir ekibin ortak eforları sayesinde hisseleri bir anda yükselmiş bir firma. Öyle düşünün. Ve Gamestop'un da Our Place için güzel bir planı vardı. Haritanın hey, sonuna kadar yükselen devasa ya. bir yeşil çizgi çizmek. Ancak haritanın sonunda biz vardık. Ve Gamestop yeşil çizgisini bizim yanımızdan geçirmek için çok uğraştı. Çok. Arkadaşlar bu ekipte sesimi duyan herkes sağ taraftaki yeşil çizgi ...pikselleri kırmızıya dönüştürüyor. Ben aslında izin vermeyi düşünüyordum. GameStop... Aslında verilebilir bir şey. Geçsinler ne olacak o zaten bir mevzuydu ya. Ama dur bakalım. Çizgisinin geçmesine izin vermem bile... ...beni Burdurland'e ihanetten yargılatabilirdi. <laughs> Bu yüzden çizginin geçmesine izin vermedik. Adamlara cehennemi yaşattık. Sanki kendi başlarında yeterince dert yokmuş gibi. Onların da kendi işlerinde uğraştıkları bir sıkıntı vardı. GameStop.com yazısını GameStop.com'a sürekli çeviren bir ekip vardı. Onunla bayağı mücadele ettiler. Ve ardından... Tam iftar saatinde kimsenin tahmin edemeyeceği o olay yaşandı. Harita ikiye katlandı. Bak, evet. Fazla ya. göze çarpmamak Hop, için sağ gördün mü bak? kimsenin tahmin edemeyeceği o olay yaşandı. Harita ikiye katlandı. Şimdi bak fazla göze çarp... <laughs> Çok iyi. çarpmak için sağ üst bölgeyi seçmiştim ve ufak bir bölge alalım demiştim. Ardından en sağ en üst bölgeyi almıştık. Ancak burada hemen Portekizli iletişime geçtim ben. Yani kordu ile gittik hemen. Dedik ki böyle böyle. Hollandalılarla anlaşma yaptık bizim orada durmamızı okeyleştik falan işte farklı bir alana geçiyorduk. Yeni yer açıldı. sizin yanınıza kuruluyoruz. Belki de porçaylar o logoyu büyütmek istiyorlardı ama hiç gıklarını çıkarmadılar sağ olsunlar. Diler ki çok iyi fikir. Tamam dedik. Harita 2'ye katlandıktan sonra artık en orta ve en tepedeydik. Aşırı dikkat çekmeye evet, başladık. Evet çok çok Aşırı. Bu yandan iyi de oldu çünkü GameStop çizgisi kendine yeni bir yol bulabildi sağ taraftan. Ama daha iyi olan tarafı artık Atatürk portresi için yeni bir yer vardı. El ekibi bu sefer skriptli geldiler. Hollandalılarla anlaşma yaptılar. Ve Burdurland sembolünün hemen yanına yeni bir Atatürk portresi çizdiler. Bu seferki daha güzel ve ee, daha değil. Porçay'ın skript dediği buymuş yani bizim tıklayarak gittiğimiz. Ben script dediğini şey sandım bu Fransızların falan kullandığı... Var ya zoomlayınca bile nereden ne renk olması gerektiğini söyleyen zımbırtı. Ben o sandım. Biz onu hiç kullanmadık çünkü. Peki Void'e ne oldu? Haritanın birinci kısmında oluşan bazı void'ler vardı. Ama artık insanlar void oluşturma ve koruma konusunda eskisi kadar hevesli değillerdi. İlk Arplace'te böyle daha bir yeni oyuncak bulmuş çocuk hevesi olduğu için yapabileceği her şeyi yapmaya çalışıyordu insanlar. Ama bu sefer insanlar gerçekten sanatlarını icra etmeye karar verdiler. Mavi Köşe bile. Bir zamanlar kendi kendine oluşmuş kaotik yıkımın sembolü Mavi Köşe bile artık düzenliydi. Belli bir yeri ve kendi ismi vardı. Haritanın ikinci bölümü açıldıktan sonra onu gördük. Void 2.0. Artık void sadece karanlık bir güç değil. Değildi. Başlı başına bir sanat eseriydi. Artık Void'in bir... Tabii oğlum o Monkey'i kullananların hepsi... Biz hani sürekli bir bayrağı yaptığımızda şekli bozuluyordu ya. Ya da Atatürk portresinin ifadesi değişiyordu ya. Milletin elinde ve bilgisayarlarında uygulama kurulu olduğu için eklenti ya da ee, şey oluyordu. Nerede ne nokta koyulması gerektiğini skripten değil de direkt ana ekrandan görüyordun. Çok yani Müthiş faydalı bir şey bak baktığın zaman. Chrome eklentisi ama biz kullanmadık onu. Yüzü vardı ve harita üzerinde korku salmaya devam etti. Üstüne limon çizilene kadar. <laughs> Üçüncü gün. <laughs> Üçüncü gün hiç tahmin etmediğimiz bir şey oldu. r Place açıldığından beri dostumuz bildiğimiz, müttefikimiz kabul ettiğimiz ve sınırlarımıza hep sadık kalmış Hollanda, Burdurland'ı işgal etmeye başladı. i̇şgal girişimleri... Çok... Bunun hiç haberimiz yok ha. Bence bu Kordi bizim elemanların işi değildir bu. Çok başarılı değildi onları sınırlarımızda tutabiliyorduk. Ama önemli bir asker gücümüzü oraya harcamamız gerekiyordu. Ve bunu yapan Hollanda mı değil mi ondan da pek Bence emin değildir. olamadık. Ancak bu ihtimalin doğru çıkması koşulunda elimizde Hollanda'ya karşı bir silah bulunmalıydı. Ve aklıma... Şöyle bir fikir geldi. Hollanda bayrağı yukarıdan aşağı kırmızı, beyaz ve abi e, bize böyle bir bilgi geçilmedi. Derin, <laughs> derin derin Ve mavi olmak üzere 3 şeritten oluşmakta. Ancak yukarıdan aşağı kırmızı, beyaz ve mavi şeritleri olan tek bayrak Hollanda değil. Hatta Hırvatistan'ın bayrağından tek farkı ortasında logo olmaması. Hollanda bu kadar büyük bir alanı işgal Hollanda etmişken, yapmaz, ellerindeki yapmaz. bütün bölgenin bir anda Hırvatistan Biz Çünkü Hollanda'ya Borderland'de yani e, bizlerden zaten sizden siz bizden önce anlaşmışsınız. Onları da tanıyoruz. Birbirimizi koruyacağız falan dedik yani. Onlar biliyorlar olması çok talihsiz olurdu. Neticede aradaki tek fark ufak bir logo. Ve böylece Operation Hırlanda'yı oluşturduk ve her ihtimale karşı kenarda bir yerde tuttuk. Sonra bu mücadeleden ve her şeyden dikkatimizi dağıtan başka bir olay yaşandı. Harita tekrar Abi. ikiye katlandı. <laughs> İnsanlar artık Abi, yeter artık demeye başladılar. Ve bunu Reddit yöneticilerinin gördüğünden emin olmak için yeni <laughs> açılan bölgeye kocaman bir ENOUGH yazdılar. <laughs> ve bir önceki yeni açılan bölgede olduğu gibi Void geri döndü. Ancak artık sadece bir yüzü de yoktu. Artık bir bedeni vardı. Bir kişiliği vardı. Kendince bir sanat eseriydi. Bir diğer dikkat çeken şey de haritanın yeni açılan kısmına aniden inşa edilen devasa Fransa bayrağıydı. Ancak biz bütün bunlar tarafından dikkatimiz dağıtılmışken derinlerde bir yerde, görünmeden, sessizce devam eden bir işgal vardı. Hani hep dedim ya Our Place bize bilinçaltımız hakkında çok fazla şey gösteriyor diye. İnternetin kolektif bilinçaltını en çok sarsan ve en çok etkileyen şeyin ne no oldu? izleyince çok güzel oluyormuş lan. Vay be. Bunu da bu Our Place'te de görmüş olduk. Eyvallah. Amogus, Among Us karakterleri minik minik, her yerdeler. Güzel bir sanat eseri mi yaptın? Amogus, Void mi başlattın? Amogus, ülkenin bayrağını yapmak istiyorsun? Amogus, her yerde ve her şeyde Amogus. Amoguslardan oluşan devasa bir Amogus. Haritanın her yerindelerdi ve önlerine gelen her şeyi işgal ettiler. Barışmanço portresi bir ara Amoguslardan oluşuyordu. Anıt kubbenin yanında Atatürk'ü ziyarete gelen fesli Amoguslar vardı. Nereye bakarsak bakalım oradalardı. Kaçamıyorduk ve bir yerden sonra kimse onlarla savaşmaya çalışmadı. Çünkü evet. bu internetin ortak çığlığıydı. Her yerde onu görüyoruz. Akıl sağlığımızı kaybettik. Yardım edin. Sonra XQC yayın açtı ve bu yayını onu Reddit'in en nefret edilen insanı haline getirdi. Haklı olarak. XQC on binlerce takipçisiyle beraber haritada oluşturduğu Purple Void saldırısıyla binlerce sanat eserini yok etti. XQC'ye direnebilenler arasında en dikkat çekenler Türk bayrağı, Osu ve Star Wars posteriydi. Star Wars posteri scriptliydi. O su zaten botlardan oluşma. Ama Türk bayrağının savunulması konusundaki en büyük övgüyü Elrayan hak ediyor. Eski Türk bayrağı her yok edildiğinde yeniden inşa edildi. Ve öncesinden daha güzel olarak inşa edildi. Görülmeye değer bir andı yani. Ve üçüncü günü bu şekilde kapattık. Ve dördüncü gün. Evet dördüncü, dördüncü gün. gün. Hepimizin beyazı görünce oh be dediğimiz yer. Hiçbir şey olmadı uzun bir süre. Çünkü dördüncü gün Our Place kapanacaktı ve kimse ne zaman kapanacağını bilmiyordu. Ben de o sırada kendi kendime düşünmeye dalmıştım. Tamam Burdurland'ı temsil ettik. Türk bayrağını da yaptık ama bir şeyler daha yapmamız lazımdı. Birleştirici bir şeyler, manidar bir şeyler. Sonra düşün El. Dedim, dedim burada bir sanat eseri yapmaya çalışıyoruz. İzimizi bırakmaya çalışıyoruz. Herkes için bütünleştirici bir iz bırakmamız gerek. Aynı zamanda bu iz anlamlı da olmalı. Ve aklıma bir fikir geldi. İnsanlık tarihinde yapılmış ilk sanat eserlerinden biri. ...yaklaşık 40 bin yıl önceden kalma el şablonları. Mağara duvarlarına ellerini koyup etrafına boya sürerek... <laughs> elde gittik alt parmakla yaptık. <laughs> Bak onun e, şeye evrilmesi de çok güzel oldu. Yani Porçay biz dedik ki bir sanat eseri yapalım hep beraber. Süper olur ne yapalım el, el tamam. O zaman bunu nereye işgal etmeden yapabiliriz dedik. E, Boydin ortasına. O şey falan organik gelişti. Hani o el yapma dur. Donta bağlanması o biraz bizim dokunuşumuz gibi oldu ama el çok güzel bir fikirdi. Koordinedik ki süper yapalım. E, Porçaylar zaten başladılar biliyorsunuz el yapmaya ama ondan sonraki evrilmesi umarım porçayları rahatsız etmemiştir. Çünkü bozdular orayı yani. onların izini çıkaran insanlar. Ben bu el izlerine her baktığımda böyle içimde garip bir his oluşuyor. Çünkü hani şey gibi geliyor. O zamanki insanlar sesleniyor bize. Biz buradaydık, yaşıyorduk ve sizin gibiydik ve o anda kararımı verdim. R place'in içine bir el şablonu bırakacaktık. Peki bu izin nereye bırakalım? Nereye bırakırsak daha manalı, daha manidar olur Maçık diye düşündüm. Arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz ya bir önceki videoda bahsetmiştim. Void, ölümün, yok oluşun, entropinin sembolü diye. İşte işin en güzel kısmı da burada. Şablonu void'in içine koymaya karar verdik. Siyah lekenin ortasında beyaz bir el. Adeta bir Çok yin yani. Ölüme, kaosa ve hiçliğe rağmen... İki bir İ mi? Oğlum sakın gol olmasın. Ka kaç dakika? Kaçıncı dakikası maçın? Kaçıncı dakikası? Bakayım orada gol olur ya. 41. İlk yarı 2-1 iki bitsin. ikinci yarı 2-1 iki bir... patlayabilir. İnsanlar hala burada. Bu sırada birkaç tane TikTokçu dediler ki aga biz de bir yarı yapalım. Sonra düşündüler böyle. Düşünebilme kapasitelerinin bayağı bir sınırlarını zorladılar. Hani ne yapabiliriz arkadaşlar ne yapalım? Beyin kapasitesinin yüzde %80'ini kullanıyorum şu an. 95, 99, 100. I, Türk bayrağı çizelim. <laughs> Sonrasında haritadan kare şeklinde bir bölgeyi işgal edip Türk bayrağı çizdiler. Sanki yeterince Türk bayrağı yokmuş gibi. Çünkü TikTok'ta nasıl prim kasabilirsin? Milliyetçi duyguları sömürerek. Bu kişilerin Türk bayrağını da sanatı da umursadıklarını düşünmüyorum. Tek yapmaya çalıştıkları şey primdi ve düşünebildikleri en basit yolla prim kasmaya baktılar. An Dördüncü günde yapmazsın harbiden ya. Acak, neyse ki. Oğlum gel işte tuttuğumuz bayrağa destek ol. Bir daha niye çiziyorsun ya? Türkiye Türk yayıncılar duruma el attı. Ve o TikTokçuların çizdiği ve dünyanın bizden nefret etmesini sağlamaktan başka hiçbir işe yaramayan yani ikinci Türk bayrağının üstüne kaplumbağa terbiyecisini resmettiler. Hava bir yandan artık kararmaya başlıyordu ve dördüncü günün sonlarına yaklaşmıştık. Ve bu el işaretini haritaya bırakma konusunda az bir zamanım kaldığını hissetmiştim. Ancak bu çok zorlu bir görevdi çünkü düşmanımız Void'in bizzat kendisiydi. Void'e karşı ne yapabiliriz ki derken Void'i zamanında yenmiş olan kişiden yardım istemeye karar verdim. Elrayen ve Limon ekibi ve onların sayesinde onlarla beraber... Void'in tam ortasına insanlığın ilk sanat eserlerinden biri olan el şablonunu çizdik. Rage Against the Dying of the Light. Muhteşem bir anda gerçekten. Ardından tekrar herkes işinin başına döndü ve bir anda şöyle bir şey oldu. Bir anda koyabildiğimiz tek piksel rengi Beyazdı. Az. Tek koyulabilecek renk beyaz mı yani? Evet, evet. evet. evet beyaz Bak, renk Ben de komple kapalı. Ben de bağırıyorum orada. Arkadaşlar saldırıyorlar durun. Şu an evet. herhangi her bir şey yok ederek yapacak. Abi bizim <laughs> el kaldı sonda. Ya ama çok izleyici. Bir ben... şey diyeceğim. <laughs> Our, Pl Our Place'in subreddit'ine bakın. Direkt <laughs> şey ya yazmışlar. <laughs> The end. We can only place white. It's over yazmışlar. Ah, ne? Abi dedim ben. Hani Ve doğal olarak harita yavaş yavaş beyaza boyanmaya başladı. Ardından R Play 2022 tıpkı başladığı gibi bembeyaz bir sayfayla kapatıldı. Ya iş oldu be, öf ya. Ya beni zorladınız ya. Yapmayacaktık işte iddia oraya. Allah'tan dört bir dedim ya. <laughs> Hiçbirimizin unutamayacağı efsane bir dört gün yaşadık. Ve dördüncü günün sonunda buldurulan bayrağı Atatürk'le beraber haritanın en ortasında ve en tepesindeydi. Hepinizi tebrik ediyorum. Harika bir iş çıkardınız. Özellikle Honorable Mention olarak geçiyorum. Nebuchet Nezar, Bade, Technical Support, Rexolion, I Rage, 27, Zen, voice Is Back, Knoax, Heisenberg ve Befega. Gece gündüz demeden uğraştık ve başardık. Hem de beklentilerimden çok daha fazlasını. Yakında R-Place meme'lerini ayrı bir videoda inceleyeceğim ama bu video çok fazla uzadı ve beni yordu bu kadar fazla konuşmak. Müthiş bir etkinlikti ve hepiniz harikaydınız. Yılmadan savaştınız ve birçok şey başardınız. Bir sonraki Our Place ne zaman yapılır bilmiyorum ama umarım uzun bir süre yapılmaz bir sonra <laughs> Herkes aynı falan. Herkes aynı fikirde. Umarım 5 sene değil 7 sene olur falan diye. Evet. Ama haklı abi yani. Ben ciddi söylüyorum. Hayatımda hani bu kadar zorlandığımı hatırlamıyorum. Niye bilmiyorum ama çok zorlandım o beyazı gördüğüm an yani etkinliğin bittiğini anladığım an hem sizin adınıza hem kendi adıma o kadar sevindim ki oh dedim ya hani oğlum bu sabah 6'da da bitebilirdi bu sabah 8'de de bitebilirdi bir rahatlama geldi çünkü bak tam bokunun çıktığı an o insanlar yoruldu bıktı fark ettiyseniz son gün piksel gücümüz de azaldı insanlar baydı çünkü artık atmak istemiyor o ruh gitti, eğlendik tamam, eğlendik tamam. Artık üçüncüsü zorlamaya geçmişti. Çok tadında bıraktılar. Ki biz diğerlerine göre daha fazla belki efor sarf ettik. O yüzden çok mutlu olmuştum. Tam dozunda kapandı. İşte bundan sonraki haberlere çıktı. o gün sırf Instagram postları buna döndü. Üçüncü gününde artık salınması lazımdı. Bizim işte eliren kesitlere bilmem falan da söyleyeyim. Yeter artık atmayın oğlum. Atmayın ya boku çıktı oğlum yeter. Antipati oluşturur bir noktadan sonra. Dersin ki yeter amına koyayım.